Ben şimdi kendimi yaşamının bu aşamasındaki gençlerin yerine koyarak bunu yanıtlamaya çalışayım. Bir kere sektörler konusunda her şeyden önce hiçbir şey söylemek istemem. Çünkü bu insanın kendi eğilimleri, merakları, tutkularıyla ilgili bir konu. Tutkulu oldukları bir işi yapmak iş yaşamında başarı açısından son derecede önemli. Zaten hangi sektörün yükseleceği, hangisinin daha az önemli hale geleceği bugünden öngörülmesi pek mümkün olmayan bir şey. O nedenle derim ki gençlerimiz kendi tutkularıyla, meraklarıyla, yetkinlikleriyle uyumlu bir alana tabii ki yönelmeliler. Çalışacakları kurumu seçmek için epeyce ince düşünmeliler. Kurumlaşmış iş yerlerini mümkünse tercih etmeliler. Burada üstünde durmak istediğim özellikle şu husus var. Kimle çalışacakları üzerinde titizlikle durmaları bence önemli. Kim benim amirim olacak? Kim beni yetiştirecek? Özellikle iş yaşamının ilk aşamalarında bu son derecede önemli. Ya birisinden çok değerli şeyler öğreneceksiniz veya çok önemli zamanınızı belki de boşa geçireceksiniz. Sizinle çalışacak olan, sizin amiriniz olacak olan kişi acaba insan yetiştirmekte başarılı ve hevesli bir insan mı? Yoksa kendi altından yetişenlerden korkan, onların kendisine rakip olmasından endişe duyan bir yönetici mi? Tabii ki bunu belirlemek çok kolay değil ama üstünde önemli düşünülmesi gereken bir konu olduğuna inanıyorum. Bir ikinci önemli nokta bence, bu tabii yaşamın her aşaması için aynı derecede önemli. İnsanların sürekli kendisini geliştirmesi, sürekli okuması ve öğrenmesi. Çok zor bir görev var veya bir sorumluluk var gençlerimizin önünde. Hem uzman olmak zorundalar, bir konuda derinliğine uzmanlık sahibi olmaları gerekiyor. Çünkü öyle insanlar aranıyor çağımızda. Ama aynı zamanda da geniş bir genel kültür sahibi olmak zorundalar. Şimdi bu ikisini yapmak zor ama bunu başarmak zorundalar. Bunun nedeni de şu, çağımızda inovasyon çok önemli, yaratıcılık çok önemli. İnovasyon, yaratıcılık ancak çeşitli alanlarda, farklı farklı alanlarda başkalarının göremediği bağlantıları gören insanlar tarafından başarılabilen bir şey. Birbiriyle ilgisiz gibi gözüken alanlar arasında köprüler kurabilen insanlar inovatif oluyorlar, yaratıcı oluyorlar. Bu da ancak genel kültürlü oluyor. Genel kültür ise okumaklı oluyor. O nedenle diyorum ki genç lider adayları mutlaka okuyan insanlar olmalılar. Çünkü gerçek liderler okuyan insanlardan çıkıyor. Bol bol okusunlar diyorum. Bol bol okuyun diyorum gençlerimize. Ne okudukları çok da önemli değil. İlgilerini ne çekiyorsa, onlara ne keyif veriyorsa, zevk veriyorsa onları okusunlar ve okuyan kişiler olarak geleceğin lider adayları olsunlar. İkinci söylemek istediğim o. Üçüncü bir nokta vurgulamak istediğim, her şey insana saygıyla başlıyor. Gençlerimize saygılı insanlar olun diyorum. Bunu çok önemli görüyorum çünkü saygı gösteren, başkalarına saygı gösteren insanlar başkalarından da saygı görüyorlar ve o insanları motive edebiliyorlar. Liderlik de böyle oluyor. Saygı uyandırarak insanları etkileyen insanlar lider olabiliyorlar. Korku uyandırarak bunu yapmaya çalışanlar o kadar başarılı olamıyorlar. Hatta sevgi de bu yolda saygı kadar bence önemli değil. Sevilmekten önemlisi sayılmak oluyor. Tabii insanlara saygı göstermenin çok çeşitli yönleri var. Çok ayrıntıları var. İnsanları dinlemek, insanların fikirlerine saygı göstermek, fikirlerine katılmıyorsanız bile o fikirlere saygıyla karşılık vermek, insanların kişiliğiyle fikirlerini birbirinden ayırt etmek,
kişiliklerine saygıda hiçbir zaman kusur etmemek gibi çok ayrıntıları var. İnsanların vakitlerine saygı göstermek, dakik olmak gibi çok küçük ayrıntıları var. Nezaket denen bir konu var. Genç arkadaşlarımıza nezakete önem vermelerini hep öneriyorum. Çünkü nezaket bir gereksiz bir ayrıntı değil. Bir aracın motorunun yağına benzetiyorum ben nezaketi. Yağ olmazsa sürtünme nedeniyle motor yanıyor. Aynı şekilde nezaket olmazsa insan ilişkilerinde sürtüşme nedeniyle benzer aksilikler ortaya çıkabiliyor. Küstah insanlar olmamalarını öneriyorum genç arkadaşlarımıza. Bir başka önerim, dördüncü nokta oluyor galiba. Genç arkadaşlarımızın insan tanımaya, insanları anlamaya çaba göstermelerini ve bu yetkinliklerini geliştirmelerini öneriyorum. Bazen hepimiz şu hataya düşüyoruz. Kendimizi insanları değerlendirme konusunda çok özel yetkinliğe sahip zannediyoruz. Ben insanı gözünden anlarım gibi bir hisse kapılıyoruz. Ben insan sarrafıyım gibi bir hisse kapılıyoruz. Bunlar çok büyük yanılgılar. Bunlar illüzyon. Hiç kimsede böyle yetkinlikler aslında yok. İnsanları tanıyabilmek ve anlayabilmek çok öğrenmeyi, çok incelemeyi ve merak etmeyi gerektiriyor. Buna da vakit ayırmak gerekiyor. Ancak o zaman doğru insanları seçebiliyorsunuz. Ben şimdi bir falcılık yapayım. Genç arkadaşlarımızın geleceğine şöyle bir falcı gözüyle bakayım. Bakalım neler görüyorum. Bir kere çok büyük başarılar görüyorum. Çok büyük başarılara ulaşacaklar. Ama çok da hatalar yapacaklar. Çok hatalar yapacaklar. Meslek yaşamlarının sonuna kadar hatalar yapacaklar. Ve geriye dönüp baktıkları zaman, bu tabii kötü bir şey değil. Mühim olan bunu mümkün olan asgari düzeye indirmek. İkincisi de bu hatalardan öğrenebilmek ve aynı hataları tekrarlamamak. Ama geriye dönüp baktıkları zaman, ileriki yıllarda bu hataların çok büyük bir bölümünün, belki tümünün insana dayandığını görecekler. Yanlış insan seçmek, insanları yetkin olmadıkları görevlerde gereğinden fazla tutmak, yanlış insanlara güvenmek, yanlış insanları yanlış görevlere getirmek. Bütün hataların kökünde bunlar olduğunu görecekler. Bunun çaresi de seçeceğimiz insanı tanımak için çok çaba göstermek ve insanları tanıma nasıl oluyor bunun üzerine de vakit harcamak. Son olarak da peki nasıl insan seçelim üzerine bir şey söylemek istiyorum. Beni çok etkileyen bir sözü, meşhur yatırımcı Warren Buffett'in, diyor ki ben insanlarda üç şey ararım: dürüstlük, zeka ve enerji. Ancak bunların birincisi yoksa diğer ikisi sizi mahveder, diyor. Bence üzerinde çok düşünülmesi gereken bir söz. Genç arkadaşlarıma tutkuyla yapacakları, yaparken mutlu olacakları bir işe kavuşmalarını diliyorum. Bu eğer başarılırsa eminim işte meslek yaşamında, çalışma hayatında başarı otomatik olarak bunun arkasından gelecektir diyorum.